Günden kalanlardan herkese tekrardan iyi akşamlar efendim. Az sonra gazeteci Şeref Oğuz bizlerle olacak Skype bağlantımızda. Öncesinde rakamlara bir göz atalım. Borsa İstanbul tarafında artıdayız. %2.93'lük bir yükseliş var. 91.673 puan seviyesi. Dolar TL'de yön aşağı 6.40-18'deyiz. Euro TL'de bir miktar yön yukarı 7.02-43 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesinde ise yön yine bu kez yukarı 1.09.65'teyiz. Şimdi tahvil faizlerine bir bakalım. Bir miktar satış olduğunu görüyoruz. 2 yıllık tahvilin bileşik getirisi 11.28, 10 yıllık kağıtta ise 13.22'deyiz, yön yukarı. Avrupa borsaları karışık seyirde bugün için. Londra tarafında Merkez Bankası'nın kararını karşıladık. Faizi sabit tuttu. %0.26'lık sınırlı bir yükseliş var. Fransa'nın Kakaran endeksi şu an için yatay eksi de diyelim. %0.01'lik bir geri çekilme var. Alman DAX endeksi eksi de sınırlı da olsa, İtalya tarafında ise sınırlı bir yükseliş var. Şu an için piyasalarda daha çok sakin bir seyir ve karışık olduğunu da söyleyebiliriz bu bağlamda. Nitekim ABD borsalarına baktığımızda şu an için yine bir hızlı yükselişe işaret ediyor. Özellikle Powell'ın açıklamaları bu bağlamda piyasalara artı getirmiş durumda. Dow Jones endeksi %3.84. S&P 500 tarafında %3.5'luk bir yükseliş. Nasdaq teknoloji endeksi tarafında da %3'ün üzerinde bir yükseliş trendi hakim. Şimdi InvestAZ'ye dönüyoruz. Halime Gıcır karşımızda olacak. Halime merhaba, hoş geldin yayınımıza. Şimdi piyasalarda karışık seyir diyoruz. Kendi tarafımızda artıdayız. ABD borsalarındaki hızlı bir yükseliş var. Powell'ın mesajları mı etkili oldu, ne dersin? Merhaba Gözde Hanım. Haftanın dördüncü günündeyiz. Sizin de bahsettiğiniz gibi diğer günlere göre daha sakin ve yukarı yönlü bir fiyatlamaları gördüğümüz bir gün oldu. BIST endeks tarafı açılışını 88.960 puandan yapmıştı. Günü alıcılı geçirdi. Şu an için 91.500 seviyesi üzerinde bir kalma çabası olduğunu görüyoruz kapanış öncesinde. Yukarı yönlü fiyatlamalarda 92.000 direncin takibini yapıyoruz. Buraya kırarsa tekrar 94.000'ler test edilebilir. Geri çekilmelerde 90.000 ve 88.000 destekleri önemli. Dün FED tarafından yapılan 2 trilyon dolarlık teşvik paketi açıklamayla birlikte piyasalarda olumlu bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinde bir satış baskısı oluştu. Gelişen ülke para birimlerinde alıcılı seyre neden olduğunu söyleyebiliriz burada. Dolar TL tarafı gün içerisinde 6.50 seviyelerini test etmişti. Sonrasında satış baskısının derinleştiğini görüyoruz. 6.39 seviyesine kadar bir geri çekilme gerçekleşti. Satış baskısı devam ederse 6.38 ve 6.35 desteklerini takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü fiyat atlamalar için de tekrar 6.45-6.50 dirençlerin takibini yapabiliriz. Bunun dışında Moody's tarafından gelen G20 ülkelerine dair açıklanan notları vardı. Burada Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme rakamının %0.8 olabileceğini öngörmüştü. Bu yıl için beklentilerin ise %1.4 daralma olduğunu da öngörmüş oldu. Bugün FED Başkanı Powell'ın da konuşmaları vardı. Özellikle koronavirüsünün ekonomi etkileri üzerinde durmuştu. Burada parasal desteğin devam edeceği üzerine vurgu yapmasıyla birlikte piyasalarda olumlu fiyatlama nedeni olduğunu görmekteyiz. Alıcılı seyri hızlandırmış durumda. Özellikle dolar endeksindeki satış baskısının arttırmasıyla diğer para birimlerinde ve hisse tarafında olumlu bir fiyatlama oldu. Euro dolar tarafında 1.0980 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz açıklamalar sonrasında. Şu an için 1.10'lar hedef olabilir. Geri çekilmelerde 1.0940 ve 1.09 desteklerin takibini yapıyor olacağız. ABD tarafından gelen işsizlik haklarından yararlanma başvurularının takibini yaptık. Ve son güncel rakamlar 3.283.000 gelire rekor bir seviyeye ulaştığını görüyoruz. Buraya baktığımızda etkilerinde hem koronavirüs nedeniyle işten çıkarılanlar hem de kapanan iş yerleri nedeniyle rakamların arttığını söyleyebiliriz. Son olarak ons altın tarafına bakalım. Dolar endeksindeki satışla birlikte altın tekrar güvenli liman konumunda, taleplerin arttığını görüyoruz. Gün içerisinde özellikle 1600 seviyesi üzerinde yukarı yönlü beklentiler artmış durumda. Şu an için 1630 seviyelerinin üstünde fiyatladığını görüyoruz. 1640-1690 direnç olarak takip edeceğiz. Geri çekilmelerde 1600 önemli bir destek. Buraya kırarsa 1590'lara doğru bir geri çekilme görebiliriz Gözde Hanım. Peki Halime, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara gündemini de alalım. Esra Nehir olacak karşımızda. Esra merhaba, hoş geldin yayınımıza. Nedir Ankara gündemi bugün için koronavirüsle ilgili olarak?
Evet, aslında sadece Ankara'nın değil bütün dünyanın gündeminde binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını ve bu salgını önlemek için alınması gereken tedbirler var dünyanın gündeminde ve G20 zirvesi bu gündemle bugün toplandı. Telekonferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirveye katıldı. İstanbul'da Huber Köşkü'nden katıldı. Telekonferans yöntemiyle bu toplantının gündeminde tabii ki dediğimiz gibi koronavirüsle mücadele var. Bu toplantının da geçtiğimiz dakikalarda sona erdiğini söyleyelim. 2 saat 20 dakika sürdü. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, bu toplantıda aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi isimler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti diyelim. Toplantının ardından biraz önce Berat Albayrak da bir mesaj paylaştı toplantıya ilişkin. Küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulandığını söyledi ve ülkeler arasında görünmez sınırlar konmasının önüne geçmek için uluslararası dayanışmanın önemine Berat Albayrak bir kez daha vurgu yaptı. Dediğimiz gibi liderler koronavirüsle mücadele kapsamında hangi adımların atılabileceği konusunda bir telekonferans yöntemiyle zirve gerçekleştirmiş oldu. Bir diğer başlık aslında ekonomideki tahribatları engellemek için hükümetin geçtiğimiz hafta açıkladığı bir destek paketi var. Ekonomik istikrar kalkanı. Bu paket kapsamında her kurum kendi aslında üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Her kurum her gün yeni bir açıklama yapıyor. Özellikle kamu bankalarından dün peş peşe açıklamalar gelmişti. 3 kamu bankası, Ziraat Bank, Vakıf Bank ve Halk Bank koronavirüsten etkilenen işletmelerle ilgili, özellikle KOBİ'lerle ilgili destek paketini açıklamıştı. Düşük faizle bu işletmelere kredi verileceğini açıklamışlardı. Diğer taraftan hem ticari işletmeler hem de bireysel tüketiciler için vatandaşların kullandıkları kredi kartları ve krediler için de bir erteleme ve yeniden yapılandırma söz konusu. İşte bankalar bu sözleri vermişti. Berat Albayrak'tan yine bugün bir açıklama geldi. Bu söz üzere yönelik bankaların taahhütlerini incelemeye aldıklarını ve işletmelere yönelik verilen sözler yerine getirilmediği takdirde yaptırımı olacağını söyledi ve vatandaşlara da bir çağrı yaptı. Taahhütlere aykırı bir uygulama söz konusu olursa BDDK'nın şikayet hattına bildirin ifadesini kullandı. Son bir not aktaralım. Eğitime ilişkin koronavirüs tedbirleri kapsamında iki aslında eğitimle ilgili iki sınav vardı. Biri liseye geçiş sınavı, diğeri üniversite sınavı. Bunların tarihleriyle ilgili bir değişiklik var mı? Veliler tarafından bu merak ediliyordu. Bugün hem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından hem de YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından bir açıklama yapıldı. LGS tarihinde, yani liseye geçiş sınavı tarihinde bir değişiklik öngörülmüyor. 7 Haziran tarihinde bu sınav yapılacak ama üniversiteye giriş sınavında bir aylık bir erteleme söz konusu. 20-21 Haziran'da yapılması bekleniyordu. Bu sınavın tarihi de 25-26 Temmuz tarihlerine ertelendi ve üniversiteler için bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Yani bu dönem artık üniversite öğrencileri uzaktan eğitimlerine devam edecek diyelim. İstanbul'u bırakalım sözü. Peki Esra, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Şimdi kısa bir ara veriyoruz efendim. Ardından Şeref Oğuz'la devam edeceğiz. Günden kalanlardan tekrar merhaba. Devam ediyoruz efendim. Gazeteci Şeref Oğuz bizlerle olacak. Karşımızda Skype bağlantısında. Hoş geldiniz yayınımıza Şeref Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi bir yandan tedarik zincirinde bozulmalar ne aşamada yaşanır diye bunları tartışıyorduk. Tabii Londra'dan Cüneyt Başaran bizlerleydi, evet. Kapanışa doğru da. Bir yandan da acaba bu tedarik zinciri, tabii gıda güvencesinden bahsediyoruz, toprağa olan talebin artacağı anlamına mı gelir? Nasıl bir öngörünüz var? Biraz onun üzerine konuşalım bugün. Evet, şimdi teknoloji çağında biz ihmal ettiğimiz, belki de abarttığımız şuydu. İşlerin sadece finansla ya da bitlerle, baytlarla çözüleceğini, ama şunu fark ettik, özellikle lojistikle ilgili bir giriş yapayım. Biz bitleri, baytları nakletmeyi öğrendik de, ki şu anda ben sizinle koronavirüs yüzünden evinde kal
kampanyası gereği bir koruyucu tedbir olarak evimden bağlanıyorum. Ve bunun bitleri, baytları size ulaşıyor ama atomlar yerli yerinde. Acıktığım zaman gidip bir yerlerden gıda temin etmek zorundayım. Eğer o lojistik zinciri de krizin, salgının sürmesi halinde uzarsa markete o atomları, yani et atomlarını, gıda atomlarını, süt vesaire ihtiyaç olan bütün malzemeyi taşıyacak olan lojistik yeniden tasarlanmak zorunda. Eğer üretilmiyorsa da bizim bunları üretmemiz gerekiyor. Çünkü bitler, baytlar yenmiyor. O anlamda ben şunu öngörüyorum. Önümüzdeki bu süreç uzaması halinde çok radikal bir şekilde yerel üretimlerin ve her insan kendi bacağından asılır gibi her ülke kendi bacağından asılır kavramının yeşereceğini, kendine yeterlilik kavramının ön plana çıkacağını, üstelik bunun sadece bütün uluslararası anlamda değil fakat aynı zamanda belediyelerin de kendilerini bir bakıma kendi yerellerinde üretim konusunda toprağın başka türlü arsa rantı ya da kentsel dönüşüm gibi beton odaklı düşünme yerine gıda odaklı düşünme noktasında çözümleri de zorlayacağını kanaatindeyim. Peki bu anlamda tabii ülkeler vatandaşlarını, toplumlarını koruyabilmek adına gıda anlamında herkes bir noktada gerekirse tabii kapıları kapatacaktır. Bu anlamda mesela G20 zirvesinde de sınırların yükseltilmemesi hususuna dikkat çekilmiş bir yandan önemli. Az önce Berat Albayrak'ın da tweet'i vardı bununla ilgili olarak. Evet. Esra da aktardı. Peki tarımla ilgili olarak hani kendi tarafımızda neler yapmamız gerekiyor? Tarımın daha yerelleşmesi önemli olacaktır önümüzdeki dönemde. Evet. Ama tabii bu kısa vadeli bir program da değil, uzun vadede aslında çoktandır yapılması gereken bir husus. Tabii söylediğim bir örnek vardır daima. Hazreti Nuh gemilerini yağmurlar başlamadan önce inşa etmişti. Şimdi tarım konusunda Türkiye önemli adımlar attı fakat bunların yetmediğini biliyoruz. Az önceki bakanın tweetine istinaden söyleyeceğim de şu, oradan bu konuya geleyim. Şimdi sınır tanımayan bir virüs varken dünyada sınır tanıyan kurallarla bunu yapamazsınız. Uluslararası işbirliği bu anlamda önemli. Ancak aynı zamanda herkes önce kendi halkını, sağlığını, herkes kendi halkını doyurma noktasında gıdanın da artık tıpkı silah gibi stratejik bir ürün olduğu bir döneme girdik. Daha önce de öyleydi. Hep söylediğimiz şuydu. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. O vakit işte tam bu vakittir. Çünkü her ülke kendi halkını doyurmak, gıda teminatını, gıda tedarik güvenliğini sağlamak için gayret sarf ediyor. Buğdayın son derece daha stratejik madde haline geleceği, belki hep petrol üzerinden, petrodolar üzerinden okuduğumuz uluslararası piyasaları yeniden buğday dolar ya da buğday her neyse, buğday dijital para üzerinden okumaya da hazır olmamız gerekiyor. Türkiye o noktada önemli bir potansiyele sahip ama henüz potansiyeline varmamız söz konusu olmadı. Bunlarla ilgili olanlar zaten enflasyon bizi uyarmıştı. Demişti ki gıda enflasyonu, hatırlarsın, beraber de pek çok forumda bundan söz ettik. Kardeşim siz bu fiyatları, gıda fiyatlarını indirmek için mutlaka üretimi artırmak zorundasınız. Bunu nasıl yapacağız? Elimizdeki potansiyeli değerlendirmek suretiyle. Bunlardan en önemlisi marketlerin toplam zincir içerisinden elde ettikleri karların %80'e dayandığı bir yapıyla geriye kalan %20 ile üreticiyi koruyamayız. Öncelikle üreticinin korunmasına yönelik tedbir almamız lazım. Nedir bu üretici? Bize gıdayı üretecek olan insanlar. Tarım herhangi bir yatırım alanı değil, bir yaşam tarzı. Bu üreticiler bu yaşam tarzı içerisinde onları daha fazla beslemek, onları daha fazla kaynak aktarmak için anlayışı değiştirmemiz lazım. Şu ana kadar yapılan anlayış taban fiyat, destekleme fiyatı, girdi maliyetlerini ucuzlatma. Bu zaten denediğimiz, şu ana kadar tarıma akıttığımız desteklerin geleneksel yöntemi ama gelebildiğimiz noktada kendine yeterli ülke olmayı sağlayamadık. Hala başka elden gelen gıdalarla geçinmek zorunda olduğumuza göre atılacak birinci adım üretici tarafına biraz daha bakmamız gerekiyor. Koronavirüsü belki bu anlamda bize bir uyanış, bir ilham verecektir. O da şudur, bir kere mevcut anlamda toprağın sahibi devlettir. Biz onların üzerinde geçici olarak bunları kullanan insanlarız. Günün sonunda toprağın üstündeyken altına gideceğiz, bitecek iş. Ama
toprakta nasıl ne ekileceği noktası artık geleneksel ve kulaktan dolma ya da komşuna bakıp o ne ekiyorsa ben de onu yapayım kolaycılığı ve aymazlığıyla değil, bilimsel ve dünya rekolte veya ihtiyaç çizelgelerine göre tasarlanması ve söylenmesi lazım. Kardeşim bu havzada bu daha iyidir, sen bunu üreteceksin şu kadar. Yanındaki parselde başkası şunu üretecek gibi bir planlama gerekiyor acilen. Yani bu normal korona için bir paket hazırlanacaksa burada KDV indirimleri veya konut peşinat fiyatlarının ötesinde bu tür tedbirler hayati derecede önem taşıyor. İkincisi, parselden söz etmişken miras hukuku yüzünden böyle böyle kağıt halı saha büyüklüğüne getirdiğimiz bu arazilerle bunlar olmaz. Arazi bütünleştirme ya da bu anlamda ortak kiralama, toprak bütünleştirme, işletme bütünlüğü noktasında bir teşvik, hatta bir zorlama olması gerekiyor. Üçüncü olarak miras hukuku yüzünden biz arsayı bölmeyelim, ürünü bölelim. Yani ürünün çıktısını bölelim, tıpkı hisse senedinin neması gibi, ama toprağı bir arada tutalım. Eşber ekber sistemi, epşer ekber sistemi dediğimiz yapı, bunu en iyi işleyecek olan, en büyük olan kişiye verelim ve bu devam etsin. Dördüncüsü olarak üreticilerin de artık tek başına ne dünya piyasalarında ne girdi fiyatlarıyla ne de pazar şartlarıyla rekabet etmesi söz konusu olmadığına göre kooperatifleşmeleri gerekiyor. Bu dört dediğim 4x4 yapı şimdi tam da atılması gereken adımın zamanıdır. Sebebi şu, eğer şimdi az önce söylediğim marketlere gidip geliyoruz, hala şükür Türkiye bu süreci iyi yönetiyor şu ana kadar. Ama bir müddet sonra hepimiz evlerimizdeyken bu gıdaları birilerinin üretmesi gerekiyor. Çoğu insanımız bunların süpermarket raflarında yetiştiğini zannediyor. Hayır, bunlar tarlada yetişiyor. Bunları üreten birileri var ve bunları nakleden birileri var. Getirip buraya koyan ve sokağa çıkmanın son derece riskli olduğu bu dönemde bu kendini, bu riskleri üstlenen fedakar insanlar var. O yüzden ben tarım konusunda şimdi adım atmazsak ne zaman atacağız? Bir, biz bunu yapmazsak bizim yerimize bunu kim yapacak? İki. Evet Şeref Oğuz, şimdi daha önce de sizinle konuşmuştuk. Bir yandan bu dediğiniz mevzu, hani karlılık oranları çok yüksek, acaba paydaş sistemine geçiş olur mu vesaire diye, o da önemli bir mevzu. Ama tabii sivil toplum kuruluşları bu hususta ne yapacak, biraz da onun üzerine konuşmak lazım. Acaba ne şekilde bu virüsle mücadele kapsamında şirketlerin yanında mı yer alır, halkın yanında mı yer alır, nasıl adımlar atılması lazım? Bu virüsle tek başına sadece sağlık görevlilerin ve sağlık sisteminin baş edebileceğini düşünebiliyor muyuz? Hayır. Hepimiz kendi imkanlarımız ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde bu insanlığın belasıyla baş etmek için uğraşıyoruz, iş bölümü yapıyoruz. Mesela bazılarımız evinde kalarak, ki yaşlı insanlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlaması bunun bir eseridir. Diğerleri ise mümkün olduğunca evinde taşıyarak bir bakıma virüsün distribütörü olmamamız gerekiyor. Üçüncüsü ise zaten dışarıda olan insanlarımızın bunları yaparken onların daha fazla sağlık tedbirleri geliştirmek için öncellememiz lazım. Bilinen bir şey söz konusu olan şu istatistikler şunu söylüyor. Bu vakalardan sağlık görevlilerinin %20'si mutlaka kendileri de bu sıkıntılı süreçte ne yazık ki enfekte olabiliyorlar. O açıdan onlara özel bir önem gösteriyoruz. Ama şimdi bizim kendi iç işleyişimize gelince, bence sadece karlar noktasında değil, STK'ların da kendi faaliyet alanları içerisinde toplum için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Tamam, hepimiz eve kapandık ama STK öyle bir şeydi ki, sivil toplum kuruluşu. Yani sivil toplum nedir? Kamunun eksik bıraktığı yerlerde, hatta kamunun yetişemediği yerlerde sivil inisiyatiflerin de devreye girmesi. Şimdi burada sadece ölenlere rahmet okumak ya da evinde kal Türkiye demekle sivil toplum örgütleri işlerini yapamazlar. Şu anda pek çok sıkıntımız söz konusu. Özellikle ekonomi STK'ları şirketlerin kapanmasına izin vermeyecek bir şekilde faaliyet göstermeleri lazım. Oluşan külfeti eşit olarak paylaştırılması noktasında çözümler sunmaları lazım. Yani aslında şu anda tarih STK'ları ne yaptıklarından ziyade ne yapmadıklarını daha çok kaleme alacak. Bir sürü sivil toplum örgütümüz, odamız var.
büyük kuruluşlarımız var, büyük katılımcı kuruluşlarımız var. Şimdi diyelim ki işçilerin izine çıkarılması, tamam gelirler durdu vesaire, bunlar ücretsiz izine çıkardığımız zaman bir müddet sonra bunlar gelirsiz kaldıkları zaman ekonomi nasıl dönecek? İkincisi, evine gönderdiğin insanın kirasını ödeyemediği zaman bu kiraları nasıl çözeceğiz? İş yeri kiraları aynı şekilde söz konusu. Mesela şu ana kadar iş yeri kiraları nasıl olacağını, kapalı AVM'ler, müşterisiz dükkanlar, esnafların içinde bulundukları durumda bu külfetin nasıl paylaşacağı konusunda bir konsensüs, yani bu hükümet karşılasın, devlet karşılasın ya da ölen ölür kalan sağlar bizimdir değil. Bu külfet nasıl ki virüs herkese eşitlikçi davranıyorsa külfetini de eşitlikçi davranabilmek için her STK kendi faaliyet alanı, bölgesel de olabilir, ulusal da olabilir ve kendi sektör alanı içerisinde çözümler geliştirmeli. Bu konuda ben buna inanılmaz bir zihni tembellik içinde olduklarını görüyorum çoğunun. Bazı iyi yapanlar var, onları takdir etmekle birlikte. Şunu söyleyeceğim. Biz sivil toplum örgütlerini de şu süreç içerisinde test ediyoruz. Tıpkı işini başarıyla yapmış olan sağlık örgütümüzün alkışladığımız gibi onları da alkışlamaya hazırız. Evet, peki şunu da sormak istiyorum. Avrupa Birliği tarafında mesela tabii bir birlik olarak nasıl davranıyorlar? Hani geldiğimiz süreçte küreselleşmenin artık acaba sonuna mı geliniyor diye sorgulanırken, bir yandan işte kurum kuruluşların değerini yitirip yitirmediği sorgulanırken, ki hani daha önceki yayınlarda da sizle konuşuyorduk ya, özellikle bu hani Davos'tan evet, çıkan mesajlar üzerinden nasıl bir algılama yaptınız? Yani yine de mesela bir birlik adına hani önlemler alınıyor, yapılmaya çalışılan yapılıyor, ama mesela bugün aldığımız bir haber mesela diyor ki işte İtalya ile Yunanistan arasında solunum cihazı gönderilmesi engellenmiş. Şimdi herkes tabii ilk etapta kendi vatandaşını düşünecek. Evet. Şimdi hatırlarsınız, bundan 10 yıl önce küresel kriz Avrupa'yı kasıp kavurduğu zaman aynı sıkıntı Avrupa Birliği'nin geleceği sorgulanmıştı ve şöyleydi. Acaba içerisinden çürüklerimizi ayıklasak ve sağlamlarla yola devam etsek. Bunun ifadesi şuydu. Öz Avrupa Birliği kurmak. Yani bir bakıma eski 28 ülke değil de eski kurucular olan 9'lara, belki 12'lere yeniden evrilmek ama çürükleri açımızdan ayıklamak. Yunanistan gibi vesaire gibi ülkeleri de zaten onlar ekonomiye çok fazla yük, kaynakları da fazla israf ediyorlar. Acaba onlar hatta Euro'nun da dışına atabilir miyiz? Euro'yu oluşturan 17 ülkenin bu düşünceleri Yunanistan'ın getirdiği külfetle beraber şu ortaya çıktı. Az kalsın Avrupa Birliği Euro'yu dağıtılması üzerinden birliğini kaybediyordu. Bunun içerisinden genişleme durduruldu. Onun yerine bütünleşme konusunda çabalar geldi. Fakat küresel krizin herkes öncelikle kendi ulusunu düşünmesi noktasında atılması gereken ortak adımlar atılmadı. Neydi bunların? Bütçe birliği, hukuk, ticaret hukuku birliği, ki gümrük birliği içerisinde olmalarına rağmen işlemiyordu. Bir başka şey siyasi birlikteliğe doğru, hatta merkez bankaları birliği daha bir işbirliği içerisinde emredici, tavsiye ediciydi, emrediciydi, yeni bir sistem ve yürümedi bu. Şimdi geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. İtalya şu anda en büyük sıkıntıda olan ülke. Onunla ilgili olarak Yunanistan arasında maskeler bile dahi gidip gelmezken, artık eskisi gibi, bundan 10 yıl önce gibi Almanya örneğinde hatırlayın. Almanya örneği Avrupa'ya inanılmaz bir şekilde güçlü bir finansal yapısıyla bu krizi atlatmak için paralar aktarmıştı. Ama şimdi Almanya kendi derdinde. Hatta şansölyesi bile kendisini karantinaya aldığı bir ortamda ne Yunanistan'ı ne başka bir ülkeyi görecek gözü yok. O anlamda ben bu koronavirüsünün birliği yeniden şekillendireceği, 2009 krizinde alınmayan dersler, yapılmayan ödevleri yeniden gündeme getireceği, eğer bundan sonra bir Avrupa Birliği olacaksa bu sınırları gerçekten kalkmış ve birbirleri içinde birlikte var olmanın zorunlu olduğu bir yapıyı zorlayacak ya da dağılacak. Ama ben sanki önümüzdeki dönemde krizin sürmesi halinde tıpkı 16. 15. yüzyıldaki kara veba olduğu gibi ülkelerin kendi içerisinde gömüleceği ve ortadan kalktığı iddia edilen sınırların ticaret için serbest ama beden için de artık serbest hale gelen sınırların yavaş yavaş kendini belirgin hale getireceğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi bir öz Avrupa Birliği temasına da geçilebilir yani bu noktada. Hani şimdi mesela evet, şeye bakıyoruz, İtalya tarafında hakikaten çok ilginç.
Hani ve üzücü, çok fazla işte hayatını kaybeden var. Bir yandan mesela Almanya'ya bakıyoruz. Almanya sanki nispeten bu işi daha iyi idare edebiliyormuş gibi geliyor. Kriz çözümünde mi eksikler? Acaba sağlık sistemlerinde mi bir sorun var? Neden bu kadar bu uçurum var? Hani merak ediyoruz bir yandan da. Şimdi öncelikle bu virüsü iyi okudular mı okumadılar? Mesela Conti hükümeti bunu hafife aldı. Yani bir bakıma ne yaptı? Biz bununla baş ederiz dedi. Müsabakalar devam etti, hatırlıyorsunuz, festivaller sürdü ve virüsün gerçekten bütün insanları etkileyecek bir bela olduğu düşüncesine gelmesi gecikti. Gecikmeyle beraber bugün dünyada en fazla ölümün olduğu ülke haline geldi. Açıkçası Yunanistan, İtalya'nın tek sorunu da bu değil şu sıra. Öyle bir anda buna yakalandı ki zaten uzun süreden beri kendisinin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları çözme için attığı adımlar hep akım kalıyordu. Bir bakıma istikrarlı durgunluk içerisindeydi. Hatta yetmiyordu. Yavaş yavaş zengin kuzey ile kendi ifadeleriyle söylüyorum, fakir güney arasında acaba biz niye fakirleri sırtımızda taşıyalım gibi bir söylemin de gündeme geldiği ortamda virüs geldi ve şimdi bir iddiası var koronanın. Diyor ki ya ayakta kalmak için bencillikleri bir tarafa bırakıp ve lakaytlığı bir tarafa bırakıp ödediğiniz ağır bedellerden çıkaracağınız derslerle işbirliği içerisinde olmanız ve kurallara uymanız gerekecek. Ya da İtalya sanıyorum Avrupa Birliği içerisinde o anlamda Brexit'den daha etkili bir çıkışı Exitalia'yı gündeme getiriyor. Ama Exitalia kendi isteğiyle değil de bir bakıma Avrupa ülkeleri de onu dışlama noktasında adımları da beraberinde getirmiş olabilecektir. Evet, ama bu noktadan sonra da hani şunu da düşünmek lazım tabii. Sadece Avrupa Birliği olarak mücadele etse, ABD işte Amerika olarak mücadele etse hiçbir ülke artık bu virüste tek başına başa çıkamayacaktır. G20'deki alınan bu işte kararlar hani daha çok fazla basına yansımadı ama ülkeler artık toplanıp topyekün dünya bir artık fon mu kurar ne yaparsa hep birlikte mücadele etmek gerekecektir. Evet, şüphesiz doğru söylediniz. Şimdi biraz yakın tarihe bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya yaşadığı sıkıntıları, çatışma ortamlarını ortadan kaldırmak, bir daha aynı hatalara düşmemek noktasında gerek ekonomisi yıkılmış bir Avrupa, Amerika ve Asya, gerek aynı zamanda insanların aşağı yukarı 65-70 milyonun kaybettiği bir ortamda yeni kurumlar oluşturdu. Sigorta gibi kurumlar. Mesela IMF, Dünya Bankası ve daha sonra ilerleyen dönemlerde işte Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumlar. Bunlar bir yere kadar getirdi ve Soğuk Savaş'ın atlatılmasında önemli işler gördü. Fakat küresel krizden sonra dünya bir kez daha yeniden bazı kurumlara ihtiyaç gösterdi. Mesela G20'nin eskiden bu kadar önemsizken bu kadar önemli hale gelmesi bu yüzdendir. Evet, şimdi ara verelim. Borsa İstanbul'da kapatalım Şeref Bey. Bugün %2.77'lik prime işaret ediyor BIST 100 endeksi. Ve Enver Erkan'dan bir yorum alacağız. Tere Yatırım ekonomisti. Enver Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Gözde Hanım, hoş bulduk. Evet, ne dersiniz? Bugüne dair daha sakin bir seyir vardı. Nispeten geçtiğimiz günlerdeki o yaşanan hızlı rally diyelim, özellikle Dow Jones ABD endeksleri tarafında. Bugün sakin bir seyir ama karışık. Evet, aslında şu unsuru değerlendirmek lazım bu noktada. Bir tarafta koronavirüsün ekonomileri yıkıcı etkisi, bir taraftan da tabii ki bu hasarları en aza indirmek amaçlı olarak ortaya atılan ekonomik teşvik paketleri. Bu noktada şu anda Amerika 2 trilyon dolarlık bir ekonomi paketini kabul etme aşamasında. Senato'da onaylandı. Temsilciler Meclisi ve Trump aşamaları var bu noktadan sonra. Amerika'nın yanında, Almanya'nın da ortaya koyduğu 750 milyar euroluk bir harcama paketi yine benzer şekilde, ki Avrupa'nın da bu noktada bütçe ve borç dinamiklerine baktığımız zaman da büyük bir oranda da borçlanma ile finanse edilecek bir paket, ki Almanya'nın da bu noktada yıllar sonra borçlanmaya çıkacak olması çok önemli bir dönüm noktası elbette burada. Şimdi bugün ilk aslında ekonomik tahribata ilişkin ilk rakamsal verileri aldık. Burada tabii çarpıcı bir
nokta Amerika tarafında işsizlik başvurularında görülen devasa artış, 3 milyon kişinin üzerine çıkan bir durum ki aslında şöyle bir geçmiş yılların grafiğiyle karşılaştırdığımız zaman yani Lehman Brothers krizi dönemiyle bile karşılaştırılamayacak rakamlara doğru yükseldi. Ve bir anlamda da aslında ekonominin kilitlenme seviyesinde ortaya koyan veriler bunlar. Ve tabii şu noktada bu ekonomik tahribata ilişkin verilerin hem parasal teşvik anlamında hem de ekonomi paketleri anlamında daha fazlasının yapılabileceği beklentilerini ortaya koyduğunu görüyoruz ki bu noktada bugün de Powell'ın açıklamaları vardı. Cephanemizin tükenmediği, gerekirse daha fazlasını yaparız şeklinde. Haliyle Fed'in zaten piyasayı bol paraya boğduğu bir ortamda daha fazlasını da yapabilecek durumda olduğunu göstermesi bu anlamda da aslında önemli. Ve tabii şu an genel anlamda merkez bankaları piyasayı yatıştırmaya odaklanmışken hükümetler, ekonomi yönetimleri de bu bağlamda ekonomik hasarı en aza indirgemeye çalışıyorlar. Ama tabii ki bunun ekonomik göstergelerinde çok ciddi yansımaları olacak ve bir küresel ekonomik daralma söz konusu olacak bu noktada. Çünkü bir tarafta da tabii ekonomileri başlı başına kilitleyen bir virüs etkisi var. Ve şu anda da aslında bütün varsayımları da virüs etkisini dışlamadan yapamıyoruz. Yani aslında bugün kötü veri iyi fiyatlama getirdi. Bizim piyasamızın verdiği tepki de bu yönde. Dolar aşağı geldi. İşte kur tarafında 6.40 seviyelerine doğru gerileme var. Biraz da bu piyasa tepkimesi Bernanke ve Yellen dönemlerini anımsattı. Ama elbette işlerin şu an tam olarak yoluna girme seviyesinde olmadığını da bu noktada belirtmek gerekiyor. Şimdi dolar hem parasal etkilerden dolayı hem de yine gerek parasal teşvik anlamında gerekse de mali teşvik anlamında daha fazlasının yapılabileceği beklentili bir gevşeme momentumu içinde. Bunun kur tarafına yansıması nasıl olur? 6.43'ler önemli bence. Bu seviye altında kalırsa biraz sakin bir seyir. Belki 6.30'larda bir dengelenme kur tarafında olabilir. Borsa içinde 88-89 binler önemliydi. Yukarıda 92 bin bariyeri ki daha önceki yukarı tepkimesinde de buradan aşağı doğru seken bir görüntüsü vardı. 92 bini aşarsa daha olumlu bir momentumdan bahsedilebilir. Tabii şu an düşük Amerikan faizleri ve mali teşvikler durum biraz EM'ler açısından da iyi görünüyor. Ama dediğimiz gibi yine virüsle alakalı gelişmeler piyasanın ana belirleyicisi ve bu etkileri ve zaman zaman anomali olabileceği ihtimallerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet Enver Bey, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Enver Bey'in de dediği gibi hakikaten kötü veri piyasaya iyi yansıyor. Bir yandan ABD piyasaları tarafında da halen daha yükseliş devam ediyor. Şimdi Şeref Bey'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az önce G20 ülkeleri özellikle işte toplanıp ortak bir bildiri yapmaya çalışırken bir yandan da topyekün bir mücadele edilmesi gerekiyor hususuna değiniyordunuz. Devam edelim. Evet, şimdi G20'yi zaten var eden unsurlardan bir tanesi IMF ve Dünya Bankası gibi zaten işlevliğini yavaş yavaş yitirmeye başlayan durumdu. Hatta bununla ilgili olarak onun ekonomik tarafı buyken askeri tarafı olan NATO'nun da kendine özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra meydana gelen dünyada yeni iş arayışları hep bizi yeni sorunları karşılamayabilmesi için, çözebilmesi için yeni kurumları da ihdas etmeye. Ama bu bir yerde geldi kaldı. G20'de de bunu gördük. Çoğu G20 zirvelerine katılmış biri olarak anladığım şu. Tamam. Uluslararası anlamda pek çok arayış, bir platform arayışı, Davos da bunlara dahil, sorunları, küresel sorunları çözmemiz gerekiyor. Yani o anlamda, ama mevcut yapılar ve mevcut anlayışlar içerisinde bu olmuyor. Yavaş yavaş uluslararasından international kavramından supranational, yani uluslarüstü kurumlara dönüşmeye ihtiyacı ortaya çıktı. Mesela şu korona supranational, yani uluslarüstü bir sıkıntı. Çözümü de tıpkı IMF ya da Dünya Bankası ya da Birleşmiş Milletler gibi yapılara benzer ama onlardan daha farklı olarak bütün gezegenin tehdit altına alan bu unsurlarda yaptırım gücü olan, tavsiye değil yaptırım gücü olan bir yapıların üretilmesi lazım. Virüs salgını sınır tanımıyor.
Biz de ne diyoruz? Tedbirler de sınır tanımasın. Ama her ülke kendi imkanları içerisinde tedbirlerini tutmak, sınırlarını da yükseltmek eğilimde. Zaten son 10 yıldır küresel kriz yüzünden korumacılık rüzgarları attığı bir ortamda virüs geçiyor duvardan. Ama sen duvar örmeye çalışıyorsun. Nitekim Meksika'ya çekilmeye çalışılan Meksika'daki o Trump'ın duvarının da işe yaramadığı bundan o söz konusu. Hele Çin gibi bir ülkeden çıkmış olan virüsün doğasına bakıyoruz. 20 bin kilometrelik bir Çin seddini kurmuş olan ülke kendini akınlardan koruyamamıştı. Bunun 4 bin kilometresi de biz Türkler için kurulmuştu. Ve üstelik bunu aşma noktasında yeni anlayışla kurduğumuz kurşak yol projesinin de tam da başında bir virüs dünyaya geldi ve şu anda hepimizi etkiler durumda. Şimdi siz böyle bir çerçevede Trump'ın geliştirdiği tedbirler, Sovyetler Birliği, Rusya'nın aldığı tedbirler, Çin'in oluşturduğu tedbirler ya da az önce örneğini verdiğimiz gibi İtalya ile Yunanistan arasındaki maskelerin nasıl gidip geleceğini ya da kapatılıp açılacağı noktasındaki tedbirlerin her biri bir uluslararası anlayışı gerektiriyor. Çünkü bu gezegen tek. Gezegen içerisindeki insanların kaderi de korona yüzünden birbirine bağlandı. Tıpkı bundan önce olduğu gibi. Hatırlıyorum HIV virüsü, AIDS virüsü veya benzeri İspanyol gribi gibi unsurlar ülkeleri birbirlerine yaklaştırmış ve ortak çözüm bulma noktasında çareler üretmişti. Ama aynı zamanda kısa vadeli olarak da çatışmaları yükseltmiş, sınırlar birbirlerine kapatılmış, işbirlikleri yani herkes kendi hücresine çevkilerek bunu çözebileceğini zannetmişti. Az önce de tarım için söyledik. Tamam evinde kal Türkiye, evinde kal ama birinin de bu dışarıda üretimi sürdürmesi lazım. Art kaldı ki dünyayı siz bu kadar birbirine bağlamışken sadece ilaç sektöründe, ilaç ham maddesi ister Amerika'da ol, ister Fransa'da, Avrupa'da veya her nerede olursan ol. %92 oranında Çin'e bağlıyken artık ulusların kendi başlarına, kendi içlerine gömülme, kendi imkanları içerisinde sadece kendi vatandaşı için var olma imkanları da söz konusu olamaz. Şöyle söylerim, Amerika biliyorsun geçen hafta biz programdayken bu virüsün karşı Trump'ın aşı geliştirdiğini söyler söylemez borsalar yukarı doğru çıkmaya başlamıştı. İnanılmaz bir rally başlamıştı. Şimdi onunla ilgili olarak o açıklama bile ulusların bütün dünya piyasalarında umutla karşılaşmasının sebebi o çözümün sadece Amerika için değil bütün insanlığın içinde bulunduğu korona salgını yüzünden bir çare olacağı umuduydu. Bu çare arayışı bile bence ulusların daha organize ve daha enteresan yeni zihin yapısıyla algoritmalarla bir araya gelmesini gerektiriyor. Ben buna uluslararası kurumlar diyorum. Büyük ihtimalle korona yani sağlık, dünya sağlığı bunu oluşturacak. Zaten bunun ilk adımlarını biz gezegen, küresel ısınma, iklim değişikliği, karbon ayak izi gibi yapılarla denemeye başladık. Ama karbon ayak izi dediğiniz yapı sonuçları, ölümleri anında görülmeyen unsurlardı. Ya da çevre koruma, iklim değişikliği gibi adımlar hep insanların gezegenin sağlığını korumaya yönelik ama ölümleri gözle görünür hale getirmeyen adımlardı. Ama şimdi korona diyor ki eğer sen haddini aşar, eğer sen gezegeni hor kullanırsan ben seni bu virüs yazılıma, biyolojik yazılımla beraber gezegenin neresinde olursan olur bulurum. Yaşına, ırkına, cinsine, rengine, dinine, imanına bakmaz etkileyebilirim. O açıdan bununla mücadelede de ben Türkiye'nin de içerisinde bulunacağı, Türkiye'nin de hatta bununla ilgili olarak önerilerini de getireceği uluslararası kurumların oluşması gerektiğini düşünüyorum. Evet şimdi Şeref Bey bir yandan dediğiniz gibi hani bunların hepsinde pek çok analist de, ekonomist de yine aynı şeyleri söylüyor benzer bir şekilde. Bir yandan mesela Dünya Sağlık Örgütü tarafından da şöyle bir açıklama gelmiş. Onu da paylaşmak istiyorum genel direktör tarafından. Der ki 1-2 ay öncesinde harekete geçmeleri lazım ülkelerin. Ki mesela burada 100'ün altında vaka sayısı açıklayan halen daha 150 ülke var. Yani eğer bunlar çok hızlı bir şekilde önlem alırlarsa, hemen kapıları kapatıp işte karantinalara başlayıp çok sıkı bir şekilde tedbir alırlarsa hani en azından daha çabuk sonuç alınacak deniyor. Bir yandan da mesela Donald Trump demin siz de hani eski açıklamalarına değindiniz. İşte ne olursa olsun ekonomiyi kurtarmamız lazım. Ekonominin bir şekilde devam etmesi lazım. Üretimin ve tüketimin dinamik kalabilmesi için bir şekilde
artık bu işte karantina meselesini 12 Nisan'dan sonra, Paskalya'dan sonra geriye bırakalım diyor. Yani şimdi acaba burada nasıl bir tercih yapılacak? Yani ekonomiyi insan nasıl sağlığı mı? Evet, ekonomiyi nasıl, çok güzel bir noktaya getirdiniz. Ekonomiyi nasıl baktığınız önemli. Ekonomi rakamlarla ibaret görürseniz ölenleri istatistik olarak algılarsınız. Nitekim bununla ilgili olarak skorlar yayınlanıyor. Mesela Türkiye bu korona liginde 18. sırada, 1. sırada işte Çin, aşağı doğru İtalya vesaire akarken. Ama ekonomiyi insanlardan ibaret, insanlarla beraber gördüğünüz zaman çözüm başka gelişir. Trump'ın yaklaşımı ekonomiyi ve ekonomik sorunu çözersek arka taraftaki korona etkisini aza indirmişiz gibi olur. Hayır. Önce virüsü çözeceksin ki ekonomi iyileşebilsin. Ben onların da öncelik sırasının zihnimizde değişmesini gerektiğini görüyorum. Aynısı bizim için geçerli. Mesela bizim alacağımız bütün tedbirlerin her biri ekonomi, bütçe gerekçeleri ve buna büyük yatırımlar vesaireden ziyade şu anda evlerinde insanlar kaygılar içerisinde kıvranırken, yarınla ilgili belirsizliklerin ne olacağı bilinmezken onları rahatlatmak, onları hayatta tutmak, bunlara şirketlerimiz de dahil, çünkü şirketlerimize şu anda çok fazla ihtiyacımız var. Sebebi şu, uzaktan çalışma olsun, çalışamama olsun, satışları düşmüş dahi olsa üretimi bir şekilde sağlamak zorundayız. Sadece üretim dediğim gıda, eşya vesaire, buzdolabı değil. Aynı zamanda şirket demek bir ülkenin beceri, kabiliyet alanlarıdır. Bu kabiliyet alanları ile beraber biz ekonomiyi düzeltebilmemiz için virüsle mücadeleyi öne koymamız lazım. Yani insanlar evlerinde eğer çalışıyorsa onunla ilgili olarak öncelik vermemiz lazım. Bakın, ay başına kaç gün kaldı? Bir haftadan az kaldı. Evet, kiralar gelecek. Bu kiralara evinde oturan ve ücretsiz izne gönderilmiş çalışanlar da dahil, mağazasını kapatmak zorunda olanlar da dahil. Az önce ben bir pastahaneye gideyim, bir simit falan alayım dedim. Masaların hepsi kapalıydı. Hayırdır, sadece alabilirsiniz, burada oturamazsınız. Peki personel? Personelin çoğunu bir eve gönderdik. Şimdi eve giden insan ne yapacak? Tamam, izin ücretsiz ama çalışan saatler çalışıyor. Taksimetre gibi çalışıyor. Kira çalışıyor, elektrik, su, gaz çalışıyor ve mutfak ihtiyaçları da. Bu arada siz konuşurken bir son dakika bilgisi de geldi. Çin, evet, yabancıların ülkeye girişini cumartesinden itibaren yasaklayacak. Şimdi oradaki hani durum kontrol altına alınmıştı ya, nispeten artık hani vaka sayısının, evet, ölüm sayısının, hayatını kaybedenlerin sayısının hani durduğu bir noktadaydı. Bu sefer ne oldu? İş terse döndü. Dışarıdan içeriye gelenler tehdit oluşturmaya başladı. Bu anlamda da önlem almışlar. Bunu da dipnot olarak aktarmış olalım. Buyurun. Evet. Yani ben o açıdan şimdi bu evlerinde çalışmaya giden insanlarla ilgili olarak da galiba biz sadece bu virüsü atlatma sürecinde ki ihtiyaçlarımızı, eksiklerimizi, hatta ben de dahil artık işe yaramaz ezberlerimizi, hatta ayıplarımızı, kusurlarımızı gözden geçirme fırsatı buluyoruz ya. Mesela el yıkamanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha bu bize gösteriyorsa, halbuki eskiden törelerimiz nedir? Efendim, yemekten önce ellerini yıkamak yemeğe saygı, yemekten sonra ellerini yıkamak kendine saygı. Meğer bunun arkasında bambaşka bir şey daha var. Hayatta kalmak için de gerekli bir unsur, nasıl keşfettiğimiz gibi. Evinde çalışmayla beraber biz bu süreçte güven kavramını da yaşatmak zorunda kalacağımızı fark ettim. Nedir o? Şimdi uzaktan eğitimde eğer sen öğrencine dersi izliyor mu izlemiyor mu diye bir güven oluşturmazsan, onu uzaktan sınav yaparken kopya çekip çekmediği konusunda ona güvenmezsen bu iş yürümez. İki, eğer sen evde çalıştırdığın çalışanının kaytarıp kaytarmadığını, işini doğru dürüst yapmadığı konusunda kontrol etme ve eğer kontrol etmezsen de ona güven duygusu beslemezsen bu iş yürümez. Aslında haklıyız da şu ana kadar böyle düşünmekte. Sebebi şu, işte kırılacak olan düşünce bu. Şimdi iş yerlerine girerken büyük ihtimalle sizin de hepimizin de kartları var. Nedir bu kartlar? Onları okuyan sistemlerle beraber ne kadar girdin, ne kadar çıktın, ne zaman işletmede bulunduğun gibi tamamen kişiyi kontrol etme güvensizlik üzerine kurulmuş sistemler. Şimdi peki ben evde olduğum zaman eve girirken kartla girmiyorum, çıkmıyorum. Teknolojiyle beraber senin online olduğumu izleyebilirsin ama ne yaptığım konusunda bana güven geliştirmek zorundasın. Benim de Şeref Oğuz olarak karşı tarafta eğer biriyle beraber iş yapıyorsam, yüzünü göremiyorsam, görmediğime güven gibi daha üst bir olgunluğa, üst bir bilgeliğe doğru evrilmemiz gerekiyor. Yani kazan kazan
yerine, kazan kaybet yerine şimdi kaybet kaybetin test ettiği dünyada biz güven kavramını da karşılıklı olarak beslemek, geliştirmek zorunda. Hatta seni uzaktan sevmek gerektiğini de insanlara aşılamamız gerekiyor. Yoksa uzaktan çalışmayla evine gönderdiğimiz insanların bir müddet sonra koronavirüsü ortadan kalktıktan sonra tekrar işletmeye için güvensizlik üzerine sistemlere koymamızın bu işten ders çıkarmadığımızı gösterecek. Evet Şeref Bey, dediğiniz gibi bu uzaktan çalışma sistemine nasıl evrileceğiz? Belli ki bu işin boyutu kısa vadede çözülemeyecek gibi duruyor. O yüzden o konuyu detaylı olarak konuşuruz birazdan. Londra'ya döneceğim şimdi, Ceren Dilekçi karşımızda. Evet Ceren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 telekonferans zirvesi gerçekleşti. Hatta Berat Albayrak'ın da bu konuda bir tweet'i vardı. Ortak adımların atılması yönünde bir çağrı ve bu konuda bir fikir birliği olmuş ama G20 ile ilgili tüm detayları senden dinleyelim. Gözde, G20 liderleri olağanüstü zirve sona erdi. Zirve tam 2 saat 40 dakika sürdü ve zirvede liderler, G20 liderleri koronavirüsüne karşı ortak bir cephe oluşturma konusunda taahhütte bulundular. Görüş birliğine varlıklarını açıkladılar. Baktığımız zaman alt detaylarına, zirvede hangi kararlar alındı diye, Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkisini güçlendirme, aynı zamanda aşı için araştırma ve geliştirme fonunun artırılması taahhüt edildi. Diğer tarafta IMF bu çağrı önemliydi. G20'ye oldukça büyük bir SDR izni yoluyla global likiditeyi artırma talebinde bulundu. Çünkü IMF Başkanı Georgieva yaptığı açıklamada olağanüstü çok sayıda ülkenin aynı anda IMF'in acil finansmanına destek duyduğunu, bu nedenle ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle küresel likiditeyi artırma çağrısında bulundu. Dünya Bankası Başkanı ise yaptığı açıklamada ilave yardım paketini sonuçlandırma aşamasında olduklarını söyledi. Hatırlayacak olursak IMF 1 trilyon dolarlık kapasiteyi uygulamaya almaya hazır olduklarını söylemişti önceki açıklamasında IMF Başkanı. Ve bu hafta IMF yaptığı açıklamada en az 2008 krizine kadar kötü bir resesyonla dünyanın karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu. Yani bu bağlamda aslında çıkan mesajlar önemliydi. Fakat Avrupa borsalarına baktığımız zaman çıkan mesajlara pek tepki vermediğini görüyoruz. Çünkü endeksler gün içerisinde hep karışık seyirde işlem gördü bugün. Yükselişle başlamışlardı güne. Fakat şu anda %1'e yaklaşan oranda düşüşler olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta bugün önemli gelişmesi İngiltere Merkez Bankası kararını gördük. İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. %0.1 seviyesine sabit tuttu. Fakat verdiği mesajlarda ihtiyaç duyulması halinde önümüzdeki dönemde varlık alım miktarını artırabileceğini açıkladı banka yetkilileri. Hatırlayacak olursak bu ay içerisinde 2 olağanüstü toplantıyla 75 bas puanlık faiz indirimine gitmişti İngiltere Merkez Bankası ve varlık alım miktarını 200 milyar sterlin arttırdıklarını duyurmuşlardı. Fakat ekonomik aktivitede önemli bir bozulma görüldüğünü ve uzun vadede bunun etkisinin hissedileceği söylendi. İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada çok sık aktarıyoruz aslında son dönemde. İngiltere için bu yıl resesyon beklentileri giderek güçlenmekte ki bunun pound tarafındaki fiyatlamada da etkisini görmüştük. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere hükümeti 330 milyar sterlinlik bir paket açıklamıştı koronavirüsüyle mücadele etme kapsamında ve aynı zamanda özel sektörde çalışanların 3 ay boyunca maaş desteği duyurmuştu hükümet. Bugün İngiltere Maliye Bakanı yeni bir açıklama yapacak, onu bekliyoruz. Bugün yapacağı açıklamayla da kendi işini yapan çalışanlara yeni bir destek paketi sunması bekleniyor. Pound tarafındaki fiyatlamaya baktığımız zaman ise bugün pound dolar karşısında %1.4 oranında yükselişle 1.2048 seviyesinde işlem görüyor. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası bugün tahvil alımlarına başladığını duyurdu. Durmasının ardından özellikle biz Yunanistan tahvillerinde çok sert yükseliş yaşandığını gördük. Yunanistan, İspanya, İtalya tahvil faizleri sert değer kaybetti bugün Gözde. Aktaracaklarımız bu kadar. Yeniden söz sende. Evet Ceren, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Veri akışı oldukça yoğun. Şimdi Burak Kuyan'a dönelim, bir Enerji Ticaret Derneği Başkanı. Burak Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Evet, bugün EPDK tarafından açıklama gelmişti. İkinci çeyrekte zam yapılmayacak elektrik fiyatlarına. Öncelikle bunu bir değerlendirelim. Bu beklediğimiz bir şeydi zaten. Türkiye elektrik fiyatları hala Avrupa'nın gerisinde ve yani maalesef şunu söylemek gerekiyor ki tüketiciler için hala zam ihtiyacı olan bir sektör. Fakat bu dönemde EPDK doğru olarak zam yapmadı.
Peki enerji piyasası bu işten nasıl etkilenebilir, ne dersiniz? Hepimizin olduğu gibi enerji piyasası da çok ciddi riskler altında. İki tane temel riski var. Birincisi tüketim düşüşü, ikincisi de tahsilat sorunu. Bu iki sorunun çok ciddi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Tüketim düşüşü için yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Bu zaten düşüyor. Ama tahsilat tarafı sektörü çok ciddi bir nakit akışı açısından sıkıntıya sokar. Bu sebeple de bununla ilgili ciddi önlemleri alınması gerekiyor. Evet, bu anlamda peki şimdi biliyorsunuz devletimiz tarafından da pek çok adımlar atıldı. Kurtarma paketleri, işte tüketici kredileri, tüketici diyorum Exim Bank tarafından, işte kamu bankaları tarafından destek paketleri açıklandı, kısa çalışma ödeneği vesaire. Nasıl karşıladınız bunları peki? Bunlar ülke açısından gayet olumlu. Fakat enerji sektörü bu bahsi geçen sektörler arasında yer almıyor. Evet. Bu sebeple sordum. O yüzden evet, yani o yüzden bizim de bu sektörler arasında girmemiz gerekiyor. Çünkü en ciddi etkilenecek sektörlerin başında enerji sektörü geliyor. Bizim de bu desteklere ihtiyacımız var. Evet, peki buradan dile getirmiş olalım efendim. Çünkü enerji sektöründeki bir daralma muhakkak ki herkese etkileyecek bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Mutlaka, değil mi? Evet. Mutlaka, çünkü en temel ihtiyaçların başında geliyor elektrik. Bu sebeple de bu sektöre yaşanacak sıkıntılar tüm ülkeyi etkiler. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Bunu olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama burada da bizim de desteğe ihtiyacımız var. Peki, çok teşekkür ederiz Burak Bey. Buradan sizin vesilenizle dile getirmiş olalım. Tabii şimdi mücbir sebep dolayısıyla 16 sektör dahil edildi ama enerji sektörü bu mücbir sebep kapsamına alınmadı. Bununla ilgili Burak Bey'in de bir dile getirdiği husus oldu. Tekrardan böylece biz de ekranlara getirmiş olduk efendim. Devam ediyoruz Şeref Oğuz'la. Şeref Bey, şimdi bir yandan da hani işin büyüme tarafında çok fazla olumsuz işte yorumlar alıyoruz. Moody's tarafında, Fitch tarafında. Dolayısıyla biraz işin o tarafını da konuşalım. Artık çünkü belli ki büyük buhrana doğru, yani hani belki o zaman yaşanılan hususlar şu anda kıyaslanılmayacak kadar farklı durumlar ama şu anda bir insani kriz yaşanıyor, bir finansal krizden öte. Dolayısıyla hani kıyaslamak çok benzerlik teşkil etmez ama o zamanki işte 50 milyon işsiz, işte bazı insanların kendi bahçesini ekip biçip beslendiği dönemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kurumların yapmış olduğu açıklamalar üzerine konuşalım ama önce Moody's'den gelen bir yorum vardı, onu izleyelim. Ardından da Fitch'in Türkiye yorumuna bakacağız. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini %2.6'dan -%0.5'e indirdi. Moody's'den yapılan açıklamada COVID-19 salgınının küresel ekonomide benzeri görülmemiş bir şoka neden olacağı belirtilirken, küresel büyümenin 2021'de %3.2 büyümesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada finans sektöründeki dalgalanmanın büyük merkez bankaları ve hükümetlerden gelen hızlı politika hamlelerine rağmen 2008'deki küresel finansal kriz döneminde görülen seviyelere ulaştığı kaydedildi. Değerlendirmede, ülkeler genelinde işletmelerin ve bireylerin gelir kayıplarının küresel ekonomide çarpan etkisine neden olacağının altı çizildi. Suudi Arabistan dışında neredeyse tüm G20 ülkelerinin ekonomik büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiğine işaret edilen açıklamada, gelişmiş ekonomilerde önemli bir üretim kaybının beklendiği belirtiliyor. Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, daha önce %2.3 büyüyeceği tahmin edilen Amerikan ekonomisinin bu yıl %2 küçülmesinin, 2021'de ise %2.3 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamaya göre daha önce %1.2 büyümesi öngörülen Euro bölgesi ekonomisinin bu yıl %2.2 daralacağı, 2021'de ise %2 büyüyeceği tahmin edildi. Moody's, Türkiye için 2020 büyüme beklentisini de %0.2 büyümeden %1.4 daralmaya revize etti. COVID-19 salgınının ilk olarak ortaya çıktığı Çin'de ise ekonominin bu yıl %3.3, 2021'de ise %6 büyüyeceği öngörüldü. Evet, Moody's tarafında işte böyle küresel büyüme tahminleri tekrardan aşağı yönlü revize edilmiş oldu efendim. Bir de Fitch'in Türkiye ile ilgili yorumu var. Onu da bir dinleyelim, ardından Şeref Bey'den de yorum alacağız.
Fitch Ratings tarafından yayımlanan değerlendirmede Türkiye'nin ülke kredi profiline yönelik koronavirüs risklerinin genel olarak küresel finansal koşullardaki bozulmadan kaynaklandığı belirtildi. Raporda yüksek dış finansman ihtiyacı, zayıf para politikası kredibilitesi ve jeopolitik risklerle birlikte küresel piyasalarda güvenin azalmasının Türkiye'nin BB- durağan notu üzerinde yük teşkil ettiği belirtildi. Raporda piyasaya erişimin durması durumunda yaklaşık 81 milyar dolarlık döviz likiditesinin bankaların 35 ila 40 milyar dolarlık dış borç servisini ve döviz tevdiat hesaplarının %20'sini karşılamaya yettiği hesaplandı. Fitch, koronavirüsün Türkiye'nin cari dengesini zayıflatmasını bekliyor. Fitch'e göre turizm gelirlerinde ve dış talepte düşüş, enerji fiyatlarındaki gerilemeyi aşacak. Kurum, Türkiye'nin bütçe dengesinin benzer ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu, döngü karşıtı önlemler için mali alanı bulunduğunu belirtse de, 2020 bütçe açığının muhtemelen 2009'dan bu yana en yüksek oranda olacağını tahmin etti. Fitch, bankaların 2020 büyüme ve karlılık tahminlerine göre daha zayıf bir performans göstermesini bekliyor. Bankaların sermaye rasyolarında ise ciddi bir zayıflama beklemiyor. Şimdi Şeref Bey, bir yandan da tabii bu virüs devam ederken ne zaman biteceğini de bilmiyoruz ya, o yüzden işte belki de bu tahminleri yapmak için çok erken olabilir. Şimdi seyircimiz mesela Uğur Bey şöyle bir yorum yapmış: Gözde Hanım, Fitch'in Türkiye analizi kendileri batarken hala Türkiye'ye bir zarar verebilir miyiz çabası. Bu dönemde iyi niyetli bir kredi derecelendirme kuruluşu hiçbir ülke hakkında analiz yapmamalı. Çünkü bir analiz değil, niyet okumadır. Ne dersiniz bu yoruma? Ben niyetten öte tekniğiyle ilgili bir iki laf söyleyerek cevap vereyim açıkçası. Moody's'i de dinledim, Fitch'i de dinledim. Şimdi bunlar aslında Einstein'ın bir lafını aklıma getiriyor. Bir sorun zaten onu var eden zihin yapısıyla, düşünce düzleminde çözülemez. Onu dışarıdan bakmak lazım. Şimdi okuduğum şu, Fitch de Moody's de şunu söylüyor. Diyor ki efendim Türkiye şu riskleri taşıyor vesaire, sanki diğer ülkeler taşımıyormuş gibi vesaire. Bu kabul edersin etmesin ama temelde bir sakatlık şurada yatıyor. Bir kitap var, İnsanlığın Aptallık Tarihi diye. 800 yıllık bir süreçte bu defa farklı diyerek her krizi yorumlayan insanların içine düştüğü hatalardan söz ediyor bu çalışma. Diyor ki büyük buhranlarda, büyük salgınlarda, krizlerde bu defa farklı. Bu ölümün kenarından dönmek, yani savaş olsun, dünya savaşı olsun, salgın olsun, büyük kıtlıklar ve büyük afetler olsun, insanlar buradan ders çıkarıyor. Hayır, çıkarmıyorlar. Çıkarılan dersler eğer işe yarasaydı yenileri oraya gelmezdi. Hani diyorlar ya, tarihten ders çıkarılsaydı tekerrür etmezdi diye. İbn Haldun bu lafı düzeltiyor. Diyor ki bize mukaddimede, tarih değil hatalar tekerrür eder. Şimdi Moody's ve Fitch'in söylediklerine bakıyorum. Burada götürülen iddia şu. Sorun bizde değil. Virüs geldi, ortalığı karıştırdı. 2020. Kötü gidecek, 2021'de her şey yukarı çıkacak. Burada öngörülemeyen şu, beraberinde insanların oluşturacağı davranış değişiklikleri, değişecek olan kavramlar ama aynı şekilde insanların yönetim ve uluslararası kavramlarda getireceği yeni kırılmalar, tehdit unsurları. Bunu görmediğinden dolayı ben bu analizleri açıkçası kısır ve öngörüsüz buluyorum. Evet, şimdi evden çalışma meselesine de gelelim dilerseniz. Çünkü artık bundan sonra ezberler bozulacak diyoruz ya. 2021'de çok farklı bir dünyaya da belki uyanabiliriz. Nitekim bir günde değişti hayat. Yani süreç geliyordu hani adım adım ama işte son noktada hepimiz kendi evinde, yaşadığı yerde hissetmeye başladı. Evden çalışma konusunda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir altyapıya sahip miyiz? Geçirebilir mi? Olacağız. Hani, zaten teknoloji o anlamda bizim zihin yapımızdan daha hızlı ilerliyor Gözde. Şöyle, şimdi 5G geliyor. Nedir 5G? Sadece insanların değil ama aynı zamanda bütün nesnelerin birbirine iletişim kuracağı ortamda siz pek çok işi evinize taşıyabilirsiniz. Şu anda bile 4.5G bize beni sizin stüdyoya, sizi de benim eve getirebilecek altyapıyı kurmuş durumda. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar gereği uzaktan eğitim noktasında da bu altyapının bir yere kadar kaldırdığını gösteriyor. Fakat
fabrikaların dahi, üretim alanlarının dahi birbirleriyle iletişim kuracağı ve uzaktan kumandanın değil de dijital çalışmanın diyelim buna, dijital işbirliği içerisinde çalışmanın ortamına uygun teknoloji var. Fakat zihinlerimiz hala eskide. Eskide nedir? Az önce söyledim, fabrika ortamı. Herkes bir yerde, parçaları dışarıda, bunları bir yere toplarsınız, üretim yaparlar, sonra tekrar evlerine giderler. Onlara göre ofis ortamları, ulaşım ağları, kamu ağları tesis edersiniz. Bu yapı zorlanmaya başlıyor. Bu bir. Nedir onun yerine gelecek olan? Belediyeler daha az yol yapacak, daha az kamu aracı kullanacak. Çünkü insanlar evlerinde çok daha fazla iş imkanları ve iş yeri fabrika arasının da artık giderek başka bir anlama geleceği ortamda anlayış değişecek. İkincisi, bizim ücretlendirme ve karşılıklı anlaşma noktasında ki zihnimiz de farklılaşacak. Şimdi genelde vahşi kapitalizmin geliştirdiği güvensizlik ortamı içerisinde seni her şeyinle kontrol etme. Eskiden fabrika kartı vardı, fabrika düdüğü vardı. Şimdi boynumuza astığımız o manyetik kartlar. Hatta bazı şirketler işi o kadar abartmıştı ki işten çıktığını kapıdan geçmediğin zaman anlayacağın kadar gittiği ortamda virüs diyor ki bize, korona diyor ki sen haddini çok aştın. Biraz gel bunu bir yeniden düşünelim. Nedir onu düşünecek ortamda? Az önce de söyledim ki birincisi güven. İkincisi, beni nasıl ücretlendireceksin? Eski anlaşmamız şuydu. Ben zamanımın bir bölümünü bir mekanda bulunmak üzere sana veriyorum. Bunun karşılığı kiralıyorum. Bir çalışan olarak şu anda bir tanım yapıyorum. Bir çalışan olarak, Şeref Oğuz olarak bir tanım yapıyorum. Ben zamanımın bir bölümünü sana kiralıyorum. Bunun karşılığında sen de bana genişletilmiş alım gücü sağlıyorsun. Bu eski anlaşmaydı. Burada eksik olan şuydu. Ben ile işletmem arasında karşılıklı farklı üretim faktörleri olarak bir duruş. Aralarında da bir mental ayrım söz konusuydu. Şimdi korona nasıl ki hepimizi, patronu da çalışanı da aynı şekilde yatağa serebiliyorsa, çare içinde ikimizin de birbirine muhtaç olduğu ortamda başka türlü işbirliği yerine belki o anlamda iş ortaklığı, stratejik ortaklık, sosyal paydaşlığın ötesinde belki de üretim paydaşlığı noktasına beni getirecek. Anlatmak istediğim, ücretleri de yeniden görüşmek zorundayız. Şimdi hepimizi evinize gönderdiniz. Artı bir yandan da gelişen teknolojilerle beraber robotik üretim var, değil mi? Şu anda dünya robot nüfusu insanlığı nüfusuna 2035'te yaklaşılacağı zannediliyor, öngörülüyor. Tam da bu süreçte şunu sormak gerekiyor. Peki hepimiz evlerimizde oturuyoruz, robotlar üretiyor ve sen bize ödemiyorsun. Çünkü bana ihtiyacın yok hiçbir şekilde. Robotlar markete gidip alışveriş yapıp endüstriyi, ekonomiyi çevirebilirler mi? Ürettiklerini kim, hangi parayla satın alacak? Şimdi bu anlamda az önceki bazı ülke örneklerini de çok güzel aktardılar, İngiltere vesaire de ne yaptılardı? Halkın cebine şu kadar milyar dolar vermek. Niye? Ekonomi dönsün diye. Bu yavaş yavaş az önce de söylediğim gibi uluslararası kurumların da düzenlemesiyle beraber evrensel küresel ücret, evrensel asgari ücret gibi şu anda kulaklarımızın yavaş yavaş duyduğu ama ne olduğunu henüz kavramadığı unsurları da dile getirecek. Nedir bu? İnsanlar kendi gelişimi için ya da makinelerin yaptığı işler dışında kendilerine uğraş, üretim alanları bulmak için çalışırken öbür taraftan da bunların cebine bir miktar para konması gerekiyor ki gidip az önce robotların ve yaptıkları üretimleri alsın. Bu bir. Bir başka daha da önemlisi, biz ihtiyaçlarımızla isteklerimizi karıştırdık. Şimdi bunları da ayrıştıracağımız bir zamanı bize öngörüyor bu virüs. Evet, çünkü Şeref Bey, her şeyin teknolojik ortama dönüştüğünden bahsettik ya. Mesela bir tane araştırma var şu an önümde. 15 günde mesela dijital ortamda alışverişte neler olmuş? Tabii herkes büyük oranda alışverişini şu anda internetten gerçekleştiriyor olabilir bir yandan da. Mesela otel rezervasyonları %74 düşmüş. İşte bağışıklık sistemi takviyeleri %43 artmış. Satışlar genel anlamda dijitalde %14 artmış. Siparişler %9 artmış. Cirolar %10 artmış. Dediğiniz gibi bu artık online sistemin, teknolojinin her noktada kendini hissettirdiği yeni bir döneme doğru geçerken böyle bir ayrıntıyı da paylaşmış olalım. Şimdi bir telefon bağlantısı daha gerçekleştireceğiz. Bir müsaadenizle Ekons Danışmanlık Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk telefon hattımızda olacak. Ferhat Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar. Evet, şimdi az önce Şeref Bey'le de konuşuyorduk. Fitch ve Moody's tarafından açıklamalar gelmişti ama belli ki hani bu işin sonunda süreçte bir belirsizlik ifade ediyor. Dolayısıyla daralma, yeni iş tanımları, yeni bir döneme evrilecekler analistler, ekonomistler. Sizin bu konuyla ilgili nedir kısa vadede beklentiniz? Tabii şimdi ne belirttiğiniz gibi artık ekonomiler biraz daha online'a kayıyor gibi, özellikle bu virüs sonrasında. Bunun etkisi ne kadar sürer ya da sürmez, buna bakıyor olmak lazım. Bu tarafta kaybeden sektörler var, kazanan sektörler var olarak bakıyorum ben. Tabii her krizin derinleştiği anlarda insanlarda bir miktar umutsuzluk da oluşmuyor değil. Fakat günün sonunda bunun da bence öğrettikleri olacaktır. Burada özellikle biz son dönemde müşterilerle de yaptığımız görüşmelerde, online satışlarda inanılmaz bir patlama yaşıyorlar. Şu anda hatta çoğu müşterimiz siparişlerine yetişemez durumda. Burada tabii özellikle kargo kurye sektörünü de ön plana çıkartıyor. Bu tarafta dediğim gibi fırsatlar ve riskleri doğru değerlendirirsek bu süreçten de bence olumlu şekilde çıkabiliriz. Fakat önümüzdeki 3-4 aylık belirsizlik süreci tabii herkesi hem yatırım yapmada hem de önümüzdeki döneme karcı alışkanlıklarını değiştirmede çeşitli zorluklar yaratıyor. Bu noktadan sonra da tabii virüsün evrimi ve ne kadar daha bu özellikle sosyal hayatı etkilemesini değişeceğine bakıyor olmak lazım. Şu andaki görüntü çok iç açıcı değil, en azından dünya açısından. Umut edelim ki bu Mayıs ayı ve sonrasındaki dönemde bir miktar açılsın. Fakat o zamana kadar tabii mümkün olduğu kadar tüm şirketler, tüm kişiler buna göre hayatını bir şekilde idare ediyor olmak zorunda diye düşünüyorum. Evet, peki özellikle az önce Moody's Fitch tarafından o yorumları değerlendirirken Türkiye tarafında böyle bir öngörü katılır mısınız? Siz bu raporların öngörüsünü özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında mesela Türkiye'nin daha negatif ayrıştığına dikkat çekilmiş ama mesela bazı ekonomistler de buna katılmıyor. Hani Türkiye'nin bazı verilerine dayanarak. Tabii Türkiye'nin şu ilk etapta bizim düşüncemiz eğer Çin'le sınırlı kalsaydı bu virüs olgusu, Türkiye biraz daha olumlu ayrışacak kategorideydi. Fakat bu tüm dünyaya, özellikle Avrupa tarafında çok hızlı yayılmasıyla beraber tabii bize de şu anda etkilerini hissetmeye başladık. Bu noktadan sonra Türkiye'nin olumlu ayrışma hikayesinin ortadan kalktığını ben düşünüyorum. Çünkü özellikle Türkiye açısından turizm gelirlerinin önemli bir noktada bizim cari açık verilerimiz içerisinde. Fakat bu yıl için büyük ihtimalle turizm tarafında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye açısından da olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Onun dışında tabii ham madde fiyatlarının düşük oluyor olması, enerji fiyatlarının çok tarihi dipler olması bizim açımızdan olumlu sayılabilir. Fakat bir sonunda en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa'da şu andaki mevcut konjonktür maalesef Türkiye açısından da olumlu bir tablo bize sunmuyor. Bu anlamda da ben 2020 içinde bir herhangi bir büyüme beklemiyorum. Hatta büyük ihtimalle minik olsa daralmaya doğru gideceğiz. Daralmayı işaret eder diyorsunuz. Peki, çok teşekkür ederiz Ferhat Bey değerlendirme ve yorumlarınız için. Şimdi Şeref Bey, online satışlar arttı dedik. Ferhat Bey'in de dediği gibi bu alanda faaliyet gösteren pek çok firma bir miktar daha hani pozitif ayrışacak diyor. En azından hani bazı sektörler bu değişim dönüşüm sürecinde kaybolurken maalesef. Şimdi madem her şey online'a dönüyor, teknoloji bu kadar ileride, para niye dijital olmasın? Dijital paraya geçilir mi? Geçilir, çünkü biyolojik olarak artık paraya el sürmemesi konusunda bir kanaat ya da bir kaygı oluştu. Bu da dijital paraları güçlendirecek ama ortalıkta o kadar çok dijital para ve o kadar çok... Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapıyor. Bir dönelim, ardından devam edeceğiz. Virüsten etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz. G20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu oluşturabiliriz. Kıymetli dostlar, bu arada ben de gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Afrika'ya yardım edilmesi konusunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Sözlerime son verirken, hepimiz için bir tehdit oluşturan bu virüsün aynı zamanda bizlere
insanlığın ortak bir düşmanına karşı bir araya gelme fırsatı verdiğini de belirtmek istiyorum. Bu felaket karşısında Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmeye hazırız. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Zirve sonuçlarının ülkelerimiz ve dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Suudi Arabistan Krallığı'na da özellikle teşekkür ediyorum. Evet, G20 zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamaları oldu. Bu bağlamda ortak mücadele anlamında karar bildirisi yayınlandığını söyledi. Önemli, ekrana getirmiş olduk. Evet efendim, bugünlük de günden kalanların sonuna geldik. Böylelikle bir bandımız var, onu da izleyelim. Haberimiz tabii Fed Başkanı Powell açıklamalar yapıyordu. Eski Fed Başkanı Ben Bernanke'nin de önemli mesajları var. Onu dinleyelim. İyi akşamlar. Bir televizyon programına katılan eski FED Başkanı Ben Bernanke, Amerikan ekonomisinin uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimser görüşlerini paylaştı. Ekonomide halihazırda sert ama kısa vadeli bir resesyon olduğunu söyleyen Bernanke, dönüşün hızlı olmasını beklediğini söyledi. Bernanke, ikinci çeyrekte sert bir resesyon olabileceğini de ifade etti. Toparlanmanın çabuk olması için istihdam gücünün fazla zarar görmemesi, üretime ara vermesinin kısa süreli olması gerektiğine dikkat çekti. Büyük buhran döneminden çok daha farklı bir dönemdeyiz diyen Bernanke, en büyük farkın mali ve finansal değil, insan kaynaklı şok olduğunu söyledi. Bu nedenle halk sağlığının büyük önem taşıdığını ifade eden eski FED Başkanı Bernanke, insan sağlığını koruyamazsak hiçbir politika işlemez diye konuştu. Bernanke, FED ve ekonomi yönetiminin bu dönemde proaktif olmasının çok önemli olduğunu belirterek, bunun ekonomide çarkların dönmesine yardımcı olduğunu kaydetti.